Herkese merhaba. Asus'un gerçekleşmiş olduğu Zenfone ürün ailesi lansmanındayız. Elimde de ilk kez Türkiye'de duyurusu gerçekleştirilen Zenfone Lays 2 Laser'ın 6 inç ekranlı modeli var. Tipik Zenfone 2 tasarımını görüyoruz. Arkada metal görünümü, fırçalanmış metal görünümlü bir plastik kapak yer alıyor. Arkada görmüş olduğunuz gibi lazer otomatik odak sistemi var. Asus Zenfone 2 Laser'a adını veren lazer otomatik odak burada. Bu lazer otomatik odak sistemi sayesinde nesnelere odaklama daha hızlı şekilde gerçekleştiriliyor. Asus Zenfone 2 Laser'ın arkasında 13 megapiksel kamera görüyoruz. Söylediğimiz gibi lazer otomatik odak sistemi var. Aynı zamanda çift renkli LED flash da arkada dikkat çekiyor. Önde de 5 megapiksellik selfie kamerasını görüyoruz. Standart özellikler, orta segment Android telefonlarında gördüğümüz özellikler Zenfone 2 Laser 6 inçte bulunuyor. 6 inç ekran 1280x720 piksel çözünürlüğüne sahip. Bu IPS ekranın görüş açıları iyi. 720p ekranın yeterli bir piksel yoğunluğu sunduğunu söyleyebiliriz. Yazılara, grafiklere baktığımızda keskinliğin yeterli seviyede olduğunu söylemek mümkün. Snapdragon 615 işlemci var. 2 GB RAM ve 16 GB da hali hafıza. Aynı zamanda microSD kart yuvası sayesinde kapasiteyi daha da arttırmak mümkün hale geliyor. Asus Zenfone 2 Laser 6 inçte Android 5.0 Lollipop çalışıyor ve bunun üzerinde de Asus'un özelleştirilmiş kullanıcı arayüzünü görüyoruz. Uygulamalar bakımından bir hayli bereketli bu telefon. Görmüş olduğunuz gibi birçok ön yüklü uygulama yüklü olarak gelmekte. Araçlar gördüğünüz şekilde, aynı zamanda fotoğraf uygulamaları, müzik ses uygulamaları hepsi de kategoriler altında sıralanmış. Aynı zamanda yine Google'un uygulamalarında Zenfone 2 Laser 6 inçte görüyoruz. Zenfone 2 Laser 6 inç büyük ekran telefon sevenler için uygun bir seçenek gibi görünüyor. 1000 lira civarında uygun bir fiyatı da var. Bu şekilde ilerleyen zamanlarda Ekim ayı ortalarında bu telefonu Türkiye piyasasında görmek mümkün olacak. Zenfone 2 Laser 6'nın ön incelemesi bu şekilde, detaylar bu şekilde. Daha fazla ayrıntıyı, fotoğrafları teknoblog.com'daki ön incelemesinde bulabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.